Bence hayattan soğutan şeylerden ilk başında somurtan insanlar var. Hiçbir şeye gülmüyorlar, hiçbir şeyden zevk almıyorlar, mod düşürüyorlar. Bence bu hayattan çok kötü bir şekilde soğutuyor. Türkiye'de olduğu üzere çok fazla kadın cinayeti var ve bu yani insanlardan soğumamıza çok büyük bir neden ve ülkemiz bunun için hiçbir şey yapamıyor. Bu da yani insanın yaşama sevincini kırıyor. Ya odan bana da bir şey yaparsa, ya otobüste yanında oturduğum biri sana bir şey yaparsa, ya beni yani sokak köşesinde bir şey yaparsa diye. Trafik hayattan soğutuyor, kalabalık bir yere koşuşturma derdi. Daha dün oldu mesela, yolda giderken en sol şeritteki adam, ki 3 şeritli yol, otoyolda giderken en sağdaki yola bir anlık kırıyor önünüze. Bir anlık bir dalgınlığınız olsa gitmişsiniz. Sosyal hizmetler konusunda çalışıyorum tabii ki. Epey oldu yani. İnsanlarla çalıştığım zaman, bir tek kişiyle çalıştığım zaman hiç sonuç alamadım. O zaman gerçekten kendimden, her şeyden bıktığımı sandım yani. O kadar çaba gösterdim ama yine kurtulamadım yani. Kurtaramadım o kişiyi. Gerçekten çok üzgündüm o konuda. Lisede edebiyat dersindeyiz, sınav oluyoruz. Böyle karneyi almamıza da son bir sınav falan kalmış. Neyse benim edebiyattan zaten geçiyorum, geçerli bir notum var. Hoca böyle kağıtları dağıttı, ben de ablamla organize oldum. Ne yapacağım? Ona böyle sınav sorusunun fotoğrafını çekeceğim. O da bana cevabını söyleyecek, mesaj atacak. Neyse hoca böyle kağıtları dağıttı. Tam fotoğrafını çekeceğim. Sınıfın ortasında böyle bir flash patladı. Telefonun flaşı patlamış. Açık unutmuşum. Sonra ne oldu? 0 aldım. Galatasaray'ı burada 6-0 yenmiştik. O da hayattan soğutmuştu. Neden 7 olmadı falan demiştik. Tam bir öğrenci cevabı olacak ama kesinlikle dersler yani. Bence şu an hangover olmakta benim için. En komik tabii cidden ıslak banyo terliğine basmak yani. Gerçekten soğutuyor. Hani tam hazırlanmışsınız. Fevkalade böyle dışarı çıkacaksınız. Bir an böyle bir şey unuttunuz. Aynada tekrar kendinize bakmak istiyorsunuz. Bir anda bir giriyorsunuz. Ne oldu? Islak banyo terliği. Maalesef kötü. Net uyumamak yani. Uyuyamamak. Yatağa bir de giriyorsun. Tamam mı? Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun. Uyuyamıyorsun. O da sıkıntı oluyor yani. Niye öyle oluyor hiç bilmiyorum ama. Öyle, bana şans dileyin bugün. Ben işe gidiyorum çünkü şu an. Her şeyde bir haksızlık, bir hukuksuzluk, bir düzensizlik, pahalılık, enflasyon, dertler bitmiyor. Karşıdaki insanın yalan söylemesi beni hayattan tamamen soğutuyor. Başka hiçbir şey yok. En son bir dede Çorlu tren kazasında torununu kaybediyor. Gözyaşları içinde isyan ediyor artık. Yani yetkililer buna nasıl sessiz kalıyor? Oraya o milletvekilleri nasıl geldi? Bu milletin oylarıyla geldi. Bunlara nasıl duyarsız kalıyorlar ya? Bu memleket bunları hak etmiyor ya. Ya bir takım kişiler mutlu olabilir ama çoğunluk değil, öyle değil ki. Hadi biz geldik geçiyoruz da sizlere yazık, gençlere yazık yani.